Son soruyu sormak istiyorum size. Üveysi diğer tarikatlardan ayıran en önemli husus nedir? Tarikat değiliz ki biz. Cemaat de değiliz ki biz. İki. Birincisi tarikat ve cemaat değiliz. Biz marifetin insanıyız. Biz marifetin penceresinden bakarız. Biz marifetin şeriatını severiz. Hem tarikatın şeriatını biliriz hem marifetin şeriatını biliriz. Biz bir tarikat ve cemaatin içerisinde bağnazlıkta kalmış değiliz. Şeyhe sorulmaz deyip aksine soru sorun diyeniz. Neden az düşünüyorsunuz ayeti gereğince bütün kardeşlerimizi tefekkürün içine sokuyoruz. Bilgilerini, becerilerini ve dünyadaki olaylar olsun, Kur'an'ın açılımı olsun, sünnetlerin açılımı olsun, Resulullah'ın hayatı olsun. Onlar üzerine ders veriyoruz, insanları düşündürüyoruz, düşündüklerini arkadaşlarına paylaşmasını sağlıyoruz. İkincisi, en önemlisi, biz tevhidi bayrak, Fatiha'nın 4. ayetini sancak yaptık. Biz aracılı Allah sevmeyiz. Biz Resulullah'ı görmeden sevdik, aşık olduk. Biz Allah'ı görmeden sevdik, aşık olduk. Onlar illaki görecekleri bir şey aradılar, onu buldular. Biz cennette yemeği içmeyi her Müslüman gibi istemiyoruz. Biz cennette onların hayal bile edemedikleri, akıllarına hiç getirmedikleri bir şey istiyoruz. Rabbimizin cemalini istiyoruz cennette. Ve onun için Rabbim bize bu dünyada marifeti bitirirken, hakikatini bitirirken cemalini gösteriyor. Bunlar bir sakallı, bir sarıklı, bir evliya gördüm de, bir veli gördüm de, tamam peygamberi gördüm diyor. Gel bize de, gel bize de, senle bir konuşalım. Peygamber nasıl görülüyormuş? Duydun mu acaba hiç meleklerin o tok gür sesiyle? Resulullah geliyor. Allah'ın Habibi geliyor. Alemlere rahmet olmuş şanlı peygamber geliyor diye nida varsa gelen peygamberdir. Değilse gördüğünüz sarıklı atalarından biridir. Eğer senin soyunda öyle veli kul varsa. Daha anlatalım mı? Biz bir tarikat ve cemaat değiliz. Biz bu dünyada düzeni yıkmaya gelmiş bir siyasi aksiyonun, hareketin temsilcileri de değiliz. Biz bu devletteki bütün herkesi kardeş kabul ettik, onlara tetik çeken de değiliz. Biz kurulmuş olan bir düzeni yıkmaya gelmedik. Evet, bir düzeni yıkmaya geldik. Sadece bir düzeni yıkmaya geldik. İslam'ın üzerinde sahtekarların saltanatına son vermeye geldik. İnsanları insanlara kulluk yapmayı reddettirmeye ve onları onlardan uzaklaştırmaya geldik. Biz Allah'ın aracısı sevin diyoruz. Fatiha'nın 4. ayetine uyun diyoruz. Kötü mü diyoruz, yanlış mı diyoruz, suç mu işliyoruz? Ama adam öyle bir saldırıyor ki suç işlemişiz gibi. Hadi canım oradan. Biraz önce dersin başında söylediğiniz, unutma kulluk makamında kul hakkı üstünüzde. Bilmediğiniz bir dünyada attığınız çirkin iftiralar mahşer önünde gelecek. O zaman ayaklarımıza kapanacaksınız, yalvaracaksınız bağışlayın diye. Biz sizi Eles'te bağışladık. Ey tarikatın gerizekalıları, kula kulluk yapanlar, sizi mahşer önünde bağışlamayı hiç düşünmüyoruz. Biraz sert oldu değil mi? Çok da yumuşak olmaz artık. Bunları anlamıyorlar. Bunları anlattık. Anlamıyorlar. Böyle anlayacaklar o zaman demek ki. Ama bilin, o korkuttuğunuz garip Müslümanları, kul hakkı, kul hakkı, efendinin hakkı diye korkuttuğunuz o Müslümanları, size anlattık kul hakkı 3 şekilde ödeniyormuş diye. Şimdi hiç aklınıza getirmediğiniz kul hakkını biz size döşeyelim. Hem de önünüze böyle çarşaf çarşaf bakalım okuyabilecek misiniz, ödeyebilecek misiniz? Bir Müslümanı, bir ateisti Müslüman yapma yolunda, bir Müslümanı mümin ve mümine yapma yolunda engel olduğunuzda, o kişiyi zikirden uzaklaştırdığınızda, o kişi ömründe 10 kişiye zikir verecekse, o 10 kişi de ömründe 10'ar kişiden 100 kişiye zikir verecekse,
111 kişinin kanına girdin sen. 111 Müslümanı kafir bıraktın sen. Hadi öde bakalım ödeyebilirsen. Attığınız o yalanların, iftiraların boynunuza nasıl geçecekmiş bir görelim bakalım. Kul hakkını bir de buradan düşün kardeş. Ödeyebilecek misin? Bizimle hesaplaşacaksın. Ve inan biz sizi Eles'te bağışladık. Bir daha bağışlama hiç niyetimiz yok. O zaman diyeceğiz ki haydi git efendinden iste bağışlanmayı. Hani seni o cennette götürüyordu? Kendini kurtarabilecek mi bakalım? İyi şeylerden bahsedelim, kapatalım. Her geceniz Kadir Gecesi, her gününüz bayram olsun, ardınızdan gelenler çok olsun. Bir Kur'an ayeti, daha önce de söyledim. Kısaca bahsedeyim, kapatayım. Bu sahtekar şeyhlerden, Kur'an'da anlatıldığı gibi, yaban eşekleri aslandan nasıl kaçıyorsa, ey kardeş, o suretle kaç, bekleme. İnan hiçbir şey kaybetmezsin. Hem imanını, hem paranı, hem zamanını kurtarırsın. Sağlıklı, uzun bir huzur dolu ömür sürersin. Yoksa ömür boyu soyulmaya, köle gibi horlanmaya mecbur kalırsın. Karar senin. Ya kula kulluk yapacaksın ya da Allah'a kul olacaksın. Senin için hangisi uygunsa onu yapacaksın. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.